Iskısetun. Türçünleri Hüryen Yeger Merbardes, Hüryen Yeger Hazar Mare. Buralarda eski bir yetimhane vardı. Yerini biliyor musunuz? Buralarda bir yetimhane vardı. Siz biliyor musunuz? Göle yakın. Yazın Ermeni çocukların kampa geldiği bir yetimhane vardı. Birine mi baktın? Sana söylüyorum hey! Neredesin be adam? Sana söylüyorum hey! Kenan Bey mi gönderdi seni? Ne işini ip duruyorsun? Cevap versene. Emine! 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 Emine kızım! Thank you.
İyi misin? İyi, sağ ol. Kenan Bey mi gönderdi seni? Sağ ol. Kenan Bey'e söyle gelsin kendi çıkarsın beni. Öyle ikide bir itini köpeğini göndermesin. Bak efendi, burası sahipsiz değildir. Ben 30 yıl yaşamışım burada. Bakmışım, ekmişim. Beni buraya buranın sahibi koymuş. Siz kim oluyorsunuz da çıkarıyorsunuz? Kimmiş buranın sahibi? Sen kimsin? Espanallah. Hadi git işine bak sen. Benden zarar gelmez sana. Ben burada oturacağım. Ne yapacağım burada oturup? Kardeşimi bekleyeceğim. Kardeşin kim senin? Hadi buyur otur. Sübhanallah. Hadi kızım hadi. İşin yok mu senin? Evine, su mu gittin? Bir baksana kızım. Versene şu çapayı. Sen burada mı büyüdün? Şurada bir vana daha olacaktı. Bu binanın altı olduğu gibi sarmıştır. Bütün bahçeyi bununla sulardık. He. Sarnıç kalmıştı şimdiye. Hele bir bak bakalım damı dörmüşler mi? Duruyor mu hala bunlar? Az kalmış. Eskiden en az 50 taneydi. Elleme dalları. Martılar gelip balıkları kapıyor. Martılar ne yapsın bunları? Gölde balık mı kalmadı? Kalmadı. Buralara dadandı kuşlar hep. Tersanenin atığı pisti, kuruttu gölü. Sen kaçta çıktın yetimhaneden? 74'te. O zaman bunların hiçbiri yokmuş. Yoktu.
Bunlar da yoktu. Alabildiğine düzlüktü buralar. E tabi. Çok gelişti Tuzla. Alacaklarmış bunları buradan ama Yalova'ya mı ne götüreceklermiş? Alsınlar. Bize bir faydası yoktur. Eskiden her çeşit kuş gelirdi buraya. Göçmen kuşlar. Kuş dolu. Hele sen bir var içmelere. Her mahallesi bir köy. Türkiye'nin her tarafından doluşmuş insanlar cam pazarında. Sanma ki kırgın değilim ama küskünlük neye yarar? Sana anlatacaklarım var Ahbarik. Geçen sene eşimi kaybettim. Sevgilimi, ömrümün, canımın yarısını. Çok iyi adamdı. Tanısan acaba sen de sever miydin? O da seni sever miydi? O gidince doldurduğu boşluklar açıldı. Uzun zamandır hatırıma uğramayan, kaybettiğim birçok şey görünür oldu. O zaman fark ettim ki kaybetmekten daha ağır olan kaybını unutmak, unuttuğunu yitirmekmiş. Kalktım, mamamın mezarını bulmaya gittim. Bulamadım. Devletimiz Ermenice diye okuyamamış mezar taşlarını. Kaydı tutulamamış. Mezarlar birbirine karışmış. Pek çoğunun taşları kırılmış. Kaybolmuş. Ama ne buldum biliyorsun? Seni. Kapısını çaldığım eski bir komşu dedi, senin bir abin vardı, Garo. O nasıl? Nasılsın Ahbarik? İyi misin? Şimdi sana desem, kampın serin gecelerinde Yerevan okuyup baronu ağlatan Sıska Filor senin kardeşinmiş. Hatırlar mısın? Hayat ne garip. Kardeş olamadık ama yazdan yaza kampın cennetinde aynı çocukluğu paylaştık. Bilsek her şeyi farklı yaşar mıydık? Yoksa yine aynı yolunda akar mıydı hayat? Sanma ki kırgın değilim. Ama seni çok göresim geldi Ahbarik. Sorduklarım dedi, boşuna arama. Gelmez, küskündür. Neden diye soracak değilim. Gidebilsem, kim bilir ben de kaç kere gitmiştim. Ama artık kalmak istiyorum. Vakti geldiğinde sevgilimin yanına yatmak, kök salmak. Garo Ahbarik, kardeşim. Toprağım, beni görmeye gelir misin? Armenakner Armenüiner, Pariyegak Kamparmen. Afiyet olsun. Ah. Nahın trik. Kampın ikindi kahvaltısı. Otursak mı otur? Sen misafirsin. Kaç yaşında yetim kaldın sen? 7 yaşında geldim İstanbul'a. 3 çocuk ovarında kaldım. Sadece yazları gelirdik kampa. Daha sonra hep burada kaldım. Nereden geldin? Malatya. Sen nerelisin? Elazığ. Ben 79'da geldim Tuzla'ya. Sen en son 74'te mi ayrıldın dedim buradan? O zaman sen beni bilmezsin. Baron bana Hamiş derdi. Sen Baron Güzel Yan'ı tanıyorsun. İleride bir kulübem vardı. Kampın ineklerini otlatırdım. Benim geldiğim yıl vurdular Baron Güzel Yan'ı. Burada yetimhanede. Hep çocukların gözü önünde. Sonra bir ara içeri aldılar falan. O da kaçıp gitti.
Ondan sonra Hrant Bey geldi işte. Şu Hrant Dink. Allah rahmet eylesin, iyi adamdı. Hrant Bey de burada büyümüş. Sen tanırsın belki. Sonra? Sonra? Sonra sen mi sahiplendin burayı? Sahiplendim ya. Ben sahip çıkmasam taş üstünde taş bırakmazlardı. Temelindeki demirleri bile söküp götürürlerdi. Gel oğlum gel. Bu benim ortanca İbrahim. Garabe. Tamam oğlum, yok bir şey. Ben içerideyim baba. Kusura bakma, sen öyle deli gibi dalınca içeri oğlanı aratmak zorunda kaldım. Sen kusura bakma. Dümdüz bir araziydi bizi alıp götürdüklerinde. Birkaç yüz metre ilerisinde henüz el değmemiş bir göl ve yanında tertemiz bir deniz. Ve kazmaya başladık. Kazdık, çadır çubuklarını diktik. Kazdık, fidan diktik. Kazdık, kuyu açtık. Başımızda bir inşaat ustası ve biz çocuk ameleler. Yanı sıra kazdık, kümes yaptık, ahır yaptık. İnanın o yıl hep kazdık. Yıl şafak vakti kalkıp gece yarılarına dek çalışarak kamp binasını tamamladık. En kısa boylularımızdan biri olan Kütük, Zakar'a böyle hitap ederdik, tek başına çimento torbasını kucaklayıp çatıya kadar çıkarabiliyordu. Geceleri yorgunluktan altımıza işerdik. ...63'ün yazıydı. Varın güzel yan bizim oraya geldi. Doğuda dolaşır... ...bazısı Ermeni olduğunu bile bilmeyen yetim çocukları toplardı. Tesadüf işte bana rastladı. Dedi, Demirci Mahmut'un evi nerede? Aldım götürdüm. Burada Ermeni yetimler varsa... ...alıp İstanbul'a götürmek istiyoruz dedi, okutmak için. Demirci Mahmut dedi, vallahi burada hiç Ermeni yoktur. Akşamı zor ettim. Akşam oldu, babam geldi, koştum. Dedim, hayrik hayrik, bir adam geldi, böyle böyle. Babam kolumdan tuttuğu gibi doğru beni Demirci Mahmut'un evine götürdü. Dedi, çağır gelsin bunu alsınlar. Mahmut şaşkına döndü. Yahu dedi, sen kendini herkese Nuri olarak tanıtıyorsun. Kimliğini saklıyorsun. Bu iş nasıl olacak? Hem bu çocuk yetim midir? Babam köpürdü. Dedi, benim haçik olduğumu kaç kişi biliyor? Oğlum Minas, olmuş Musa. Bu garabet, olmuş Nedim. Biz yetim değiliz de neyiz? Sen nasıl dersin ki burada hiç yetim yoktur?
Ben ağladım, mamam ağladı. Dedi oğlum, Garo gitme. Ne istersen alırım. Bir yandan gitmek istiyorum. Okuyup adam olmak. Saklanmadan yaşamak. Bir yandan da gücüme gidiyor. Yol boyunca ağladım. Babama dedim ki, Hayrik, Hayrik, sen benim Hayrik'im değil misin? Babam dedi, sakın babamdır demeyesin, yoksa seni okula almazlar. Artık ben senin amcanım. Yedi yaşındaydım. O gün yetim kaldım. Sen bilir misin burası nasıl bir cennetti? İneğimiz, atımız, tavuklarımız, maymunumuz, her gün göle götürdüğümüz kayığımız. Baron denize açılırken bizi de kenarından tuttururdu. Sonra hepimizi tek tek denize iter, yüzme öğrenmemizi isterdi. Bata çıka öğrenirdik. Her şeyi bata çıka öğrenirdik. Bu yemekhaneye baron gece çarşaf gerer, ilk geldiğimizde çektiği resimlerimizi gösterirdi. Asıl şamata da o zaman kopardı. Şurada bir tulumbamız vardı. Kampın en büyük cezası 100 tulumba çekmek. Çek babam çek, çek babam çek. Çok daha ufaklarımız vardı. Onların cezasını da biz üstlenirdik. Gönüllü olarak. Ben her şeyi burada öğrendim. Sevmeyi, küsmeyi, yüzmeyi, dalgalara karşı koymayı. Her şeyi burada öğrendim. En sonunda kaybetmeyi de bu kampta öğrendim. Vallahi ben o bolluğu burada hiç görmedim. Çocuklar sabah kahvaltıda zeytinin çekirdeklerini bile kırıp yerlerdi. Zor zamanlardı, zor. 80'de bu villaları yaptılar. Burada huzur muzur kalmadı. Çok da tehdit alıyordu. Bazen gece canım sıkılır kalkar gelirdim. Bakardım, Hrant Bey şu ışığı yakmış, öyle tek başına otururdu yemekhanede. Bazen sabaha kadar otururdu. Bizi de tembih ederdi. Bir şey olursa sakın bana koşmayasınız. Siz çocukları kapıp kaçırın.
Ve o yazlar yıllarca ardı sıra hep böyle devam etti. Yeni kuyular açtık, su çoğaldı, ağaçlar boyumuzu geçti. Aşk olsun derdi herkes, aşk olsun. Sonra bir gün elimize bir kağıt tutuşturdular. Siz azınlık kurumları yer satın alma hakkına sahip değilmişsiniz. Biz zamanında size izin verirken yanlış yapmışız. Bizlerin çocuk emeğini gasp ettiler. Şikayetim var ey insanlık. Bizi yarattığımız uygarlığımızdan attılar. Şimdi ne bekleniyor benden? Helal olsun mu diyeyim yani? Yoksa aşk olsun mu? Dur dur buradan yak. Sizin oranın sigarası mı bu? Neresi demiştin? İsveç mi? İsviçre. Orası da bizim değil Ahmet Efendi. Biz orada da misafiriz. Ne zaman gelecek senin bu kardeşin? Bilmiyorum. Belki de gelmez. Bu ağaçların her birini birimiz diktik. Herkesin bir ağacı olur, bakımını da o yapar. İlk meyvesini de törenle o yerde. Sen bu ağaçlara bakınca belki de sadece ağaç görüyorsun. Ben kardeşlerim. Bak, bu Silva. Bu Besse. Şu da Yervant. Bu da Flör. Kardeşim.
Merhaba. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Gerek var mı acaba mikrofona? Var. Tamam. Ben öncelikle biraz filmin hikayesinden bahsetmek istiyorum size. Ortaya çıkış hikayesinden. Bu filmin hikayesi aslında Tuzla'da başladı. Övgü Gökçe ve ben Tuzla'da iş cinayetleriyle ilgili bir kurmaca senaryo yazıp bunun için çalışmaktaydık. Sendikalarla, oradaki işçilerle görüşme yapmaktaydık. O sırada da bize bu konuda çok yardımcı olmuş olan Aslı Orman Tuzla Çalışma Komisyonu'ndan dedi ki bir Tuzla hikayesi anlatacaksanız eğer mutlaka Kamparmen'in hikayesini de dinlemeniz lazım. Tuzla'nın hikayesi, Kamparmen'in hikayesi olmadan olmaz, tamamlanmış olmaz. Ve bizi Garabet Örünöz'le tanıştırdı. Ve biz bir gün boyunca Garabet'le beraber Kamparmen'in hikayesini dinledik. Kendisi bunu geldiğinde daha güzel anlatır ama bir şekilde Kamparmen'in anısını yaşatmayı kendisine bir misyon edinmiş bir insan ve bunun içinde toplayabildiği bütün arşiv görüntülerini, makbuzları, belgeleri, fotoğrafları, video kayıtlarını ve Kamparmen'den yolu geçmiş yüzlerce çocuğun iletişim bilgilerini yıllar içerisinde biriktirmiş. Bunları paylaştı bizimle ve böylece biz aslında Kamparmen'le tanışmış olduk. Ve çok etkilendik. Bilmiyorduk Kamparmen'in hikayesini. Daha sonra Tuzla'da bir gün çalışırken işimiz erkenden bitti ve Kamparmen'i bulmak istedik. Bulamadık. Yani filmde çok fazla anlaşılmıyor belki ama gerçekten etrafı villalarla çevrili ve oldukça görünmez kalmış, görünmezleştirilmiş. Arada sıkışıp kalmış böyle bir vaha gibi Kamparmen şu an. Ve aslında filmin açılışındaki sahneyi biz yaşadık. Yani oranın yerlileri olan esnaflara sorduk. Burada bir Ermeni ithalisi varmış, Kamparmen varmış gibi. Ve kimse bilemedi. Bilememenin ötesinde bir neredeyse öfkeli bir inkarla öyle bir şey yok burada denildi. Oysa ki biz herhalde insanlara sormuşuz. Çünkü filmin çekimi sırasında da Garo'nun ilkokul arkadaşı olan birçok oralı esnaf da bize birçok hikayeler de anlattı. Ama o günkü o karşılaştığımız tavır, saatlerce arayıp Kamparmen'i bulamamak, bu kadar görünmez olmuş olması bizi de daha fazla Kamparmen'in hikayesini anlatma arzusu uyandırdı. Neredeyse bir yıl sonrasında Garo'dan bir mail aldık. Türkiye-Ermenistan Sinema Platformu'nun açık çağrısının maili ve hocam buna başvursak, Kamparmen'in bir filmi olsa güzel olmaz mı diye. Ve böylece işe koyulmuş olduk. Ermenistan-Türkiye Sinema Platformu'nun çağrısına başvurarak. Belki bu noktada biraz Türkiye-Ermenistan Sinema Platformu'ndan bahsetmek lazım. Türkiye-Ermenistan Sinema Platformu Türkiye'de Anadolu kültürün, Ermenistan'da da Altın Kayısı Film Festivali'nin ortaklaşa düzenledikleri bir platform, kurdukları bir platform. Her yıl Nisan ayında Türkiye'de ve Ermenistan'da iki düzenleniyor, toplantı düzenleniyor. Bu toplantıya yönetmenler film projeleriyle katılıyorlar. Ve de belli bir miktar finansal ve yapım desteği alabiliyorlar. Biz de böylece başladık. Nesra Gürbüz, Çiğdem Mater, Anadolu Kültür'den çok yardımcı oldular. Buldukları finansal desteğin ötesinde bütün yapım süreci boyunca bizimle beraber çalıştılar. Ve böylece aslında filmin serüveninde başlamış oldu. Oldukça kısa bir süre içerisinde çekildi ama oldukça da o süre için sürenin büyük bir kısmı ön hazırlık oldu. Biz Tuzla projesini yazarken bu kadar dışarılıklı bir yerden bir hikaye anlatmanın zorluklarını çok yaşamıştık. Yani işçi sınıfından olmamanın,
emeğin ritminin bu anlamda hiç içinde bulunmamış olması ve oradaki yaşanan hayat mücadelesinin dışında olarak bu hikayeyi anlatmanın birçok zorluğunu yaşamıştık. Hemen üstüne bu proje geldiğinde aslında gene bilmediğimiz, yaşamadığımız bir acıyı dillendirmenin zorluğunu bir anlamda tekrar yaşadık. Bunu aşmak için de Garo'nun, Garo'yla beraber ulaşabildiğimiz kadar çok insana ulaştık. Yaklaşık 40 tane Kamparmen'de büyümüş ya da yolu Kamparmen'de geçmiş kişiyle derinlemesine görüşmeler yaptık. Bunların dışında bir soru listesi hazırlayıp bize yazılı cevap vermesini rica ettiğimiz insanlara dünyanın dört bir yanına sorular gönderdik. Ve düşünmeye başladık nasıl bir film olmalı acaba diye. Benim ilk niyetim aslında bir belgesel yapmaktı. Biraz kendi kamp armeni tanıma, hikayesini dinleme sürecimi de işin içine katarak. Fakat kamp armenin çocuklarıyla konuştuğumda bazı beklentiler olduğunu bu filmle ilgili öncelikle anlamaya başladık. Çok uzun zamandır beklenen bir filmdi. Bu kaybı, yani kaybettikleri şeyi, evlerini, bu kadar görünmez ve bu kadar unutulmuş olan evlerini anlatılmasını, bunun çocuklarına gösterebilmeyi, torunlarına bırakabilmeyi, artık yaşamayan bu mekana dair bir hafıza oluşturabilmek çok çok önemliydi bu insanlar için. Ve çok hayal etmişlerdi bu filmi. Çok bir film vardı onların zihinlerinde. Dolayısıyla bir noktada düşündük ki onların görmek istediği film yapmalıyız. Yani onların arzuladığı film yapmalıyız. Onlar bir kurmaca film görmek istiyorlardı. Ve de bu kurmaca film içerisinde dramatik bir film görmek istiyorlardı. Kendi yaşadıkları bu kaygı ve acıyı izleyenin de hissedebileceği bir anlatım olsun arzuluyorlardı. Biraz bir denge bulmaya çalıştık biz filmde. Yani hem belge niteliği taşıyacak, kampla ilgili yasal süreçleri de anlatan, oranın geçmişini de anlatan ama aynı zamanda bunu dramatik bir dille anlatan, izleyici üzerinde bir etki bırakmayı amaçlayan bir orta yol bulmaya, bir denge sağlamaya çalıştık. Ve de zaten kurulmuş olan ortak bir dil vardı. Yani bu konuştuğumuz insanlara ben çok sık şöyle şeyler sordum. Mesela kamp armenin sesi sizce nedir diye. Herkes, yani istisnasız herkes, işte gülüşen, koşan çocuk sesleri dedi. İşte peki kamp armenin rengi nedir dediğimizde gene yani çoğunluğu insanların kamp armenin bir rengi olamaz, gökkuşağı renkleridir dedi. Ve hani bu insanlar kampın farklı farklı dönemlerinde yaşamış, işte kimisi Fransa'da, kimisi şimdi Ermenistan'da, kimisi İstanbul'da, birbirlerini tanımayan insanlar kampın anısını, kampın anlatısını hep ortak bir dil üzerinden bize aktardılar. Biz de bu dile sadık kalmalıyız diye düşündük. Yani kendimiz yeni bir kamparmen anlatısı yaratmak yerine var olanı sinemaya dökmeliyiz gibi düşündük. Ve ortaya bu çıktı. Filmdeki bu uzun monologların her biri bu sözü tarih çalışması diyebileceğim, derinlemesi görüşmelerden alınmış gerçek hikayeler. Yani filmde bizim yazdığımız çok az diyalog var. Çoğunluğu birinci teki şahıs tanıklıklara dayanıyor. Arada okunan metinler zaten Bülent Dink'in Kamparmen'le ilgili kaleme aldığı Agos gazetesinde yayınlanan makalelerden. Dolayısıyla aslında görüştüğümüz insanların anlattıklarından ortak birer karakter çıkardık. Bir de temel çelişki var aslında, çok fazla belki işlenmeyen ama bir o kampı elleriyle kurmuş ve hayatını orada geçirmiş bir adam var. Bir de 30 yıldır oraya sahip çıkmış, bakmış, hayatını orada geçirmiş, kendisi de o mekanı kendine ait kılmış başka bir adam var. Ve bunların arasında aslında bir itiş kakışla başlayan, daha sonra da kampın iki farklı dönemini birbirlerine anlatarak
eksikleri dolduran bir ilişkiyi anlatmak istedik. Ve de bunu anlatırken de yani kampın kaybının sembolik olarak da öneminin en fazla bu kökensizleştirmeyle ilgili olduğunu, dolayısıyla Ermeni halkının aslında tüm tarihi boyunca yaşadığı soykırımlara, zulümlere, kimliksizleştirme, kökensizleştirme politikalarında çok sembolik bir anlamı oldu bizim zihnimizde kampanyanın. Ve de bu derin kayıp duygusu insanlarda, yani konuştuğumuz çoğu insan mesela hiç Kamp Armin'e sonradan gitmemişti. Yani gitsem zaten bulamam diyordu çoğu insan. Dolayısıyla gasp edilip alınmanın ötesinde gerçekten kaybolmuş bir mekan gibiydi Kamp Armin. Yani onu kuran, elleriyle inşa eden insanlar tarafından dahi artık unutulmuş ve bir görüştüğümüz birinin bize söylediği gibi asıl kaybetmek unutmaktır demişti. Biz Kamp Armin'i unuttuk demişti. Özel filmin böyle bir hatırlatmak amacı var ve bunu hatırlatırken de aslında bazı şeylerin yokluğu üzerinden hatırlatmak gibi de görsel bir dil edinmeye çalıştık. Yani şu anki mekanın boşluğu, şu anki mekanın içini dolduran o anıları, duyguları biraz canlandırmaktı maksadımız. Oldukça büyük bir ekip çalıştı kısa sürede bunu ortaya çıkarabilmek için gönüllü çabasıyla. Ve de Türk-Ermenistan Sinema Platformu'nun dışında Gülbenk Yan Vakfı ilk defa Türkiye'den başvuran bu projeye destek oldu. Ve bunun dışında da Kamp Armin'in çocuklarından da maddi olarak bir yardım alındı. Oysa imece usulü yapılmış birçok gönüllü çabayla yapılmış bir film karşımızdaki. Öncelikle de Kamp Armin'in çocuklarına yitirdikleri bu yerin en azından anısını kalıcı bir şekilde verebilmeyi amaçlamış bir film. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Aslında biraz o görüştüğünüz Ermenilerin yani bu kampın çocuklarının söylediği gibi çocuklarımıza, torunlarımıza bırakmak istiyoruz, onların görmesini istiyoruz. Dan ziyade aslında biraz da Türkiye'de yaşayan insanların bu gerçekle yüzleşmesi gerektiği ile ilgili de çok önemli bir belge niteliği taşıyor. Hem dediğiniz gibi bir belgesel yanı var, hem bu gasp edilme sürecini anlatıyor, hem de orada yaşayan insanların neler kaybettiklerini, neler hatırlamak istediklerini ya da hatırlayamadıklarını anlatıyor. Biraz bu süreçle ilgili ben küçük bir araştırma yapmıştım, izninizle onu paylaşacağım. 1983'te sanıyorum ki millileştirme çizgisiyle bu 12 Eylül sonrasında çıkan bir yasa var. Filmde de bahsediyor zaten. Azınlıkların mülk edinememesi, azınlık vakıflarının mülk edinememesi, edindikleri mülkleri de el konulması, devlet tarafından el konuluyor ve hazineye, araziler hazineye veriyor. Devlet tarafından özel, yani devlet kamu mülkü haline getiriliyor ve daha önce getirilmiş ve şu anda devlet dairesi olarak kullanılan pek çok da mülk var. Kilise var. Örneğin ben Malatyalıyım ve Malatya'da iki tane kilise var. Bir tanesi yine bu süreçte kamulaştırılıyor ve cami yapılıyor. Bir tanesi de atıl haldeydi. Bu azınlık hak, azınlık mülklerinin iade edilmesiyle ilgili biliyorsunuz geçen yıllarda bir süreç vardı. Bir kısmı şimdi Kültür Bakanlığı'nda, bir kısmı da Malatyalı Ermeniler Derneği'ne ait. Şu an orası restore ediliyor. Kültür merkezi olarak kullanılacak ama kim bilir belki ileride kilise olarak tekrar açılabilir. Çünkü Malatya'da da böyle bir ihtiyacın olduğu bir Ermeni kitle söz konusu. Yine bu millileştirme politikalarıyla ilgili filmde de geçiyor. Ermenice harflerin kazıntılması ya da kayıt tutulmaması, tırnak içinde tutulamaması ile ilgili küçük bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Yine araştırırken rast geldim. Malatya'da çok fazla Ermeni nüfusunun olduğu bir yer. Aynen bu mezar taşları değil ama
kilise ve Ermenilerin çoğunlukla kullandığı mekanlarda, taşlarda Ermenice harflerin olduğu, mermerlerin sökülüp işte meydandaki yeni caminin yapımında kullanılması oldukça ironik. Ve sonrasında Osman Köker var, Bir Zamanlar Yayıncılığın koordinatörlüğünü üstleniyor. Kendisi paylaşmıştı hatta bu bilgiyi. Sonrasında belediye Ermenice harfleri kazıtarak, yani orayı düz bir mermer haline getirerek onları tamamen ettiğiyle ilgili bir bilgi paylaşmıştı. Türkiye'de sadece Ermeniler için değil aslında, bu film Ermenilerden, Tuzla Yetimhanesi'nden bahsediyor ama bu filmden yola çıkarak aslında çok fazla millileştirme uğruna kaybettiğimiz kültürel parçalardan, hikayelerden, anılardan maalesef ki habersiziz ama bu film gerçekten toplumsal hafızamızı yenilemek açısından oldukça iyi ve başarılı bir film. O yüzden sizi tebrik ediyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir şey var, yani kampı aslında, kampın durumu çok karmaşık. O yüzden de bu son çıkan vesaire beraber iadesi söz konusu olamıyor maalesef. Evet. Çünkü aslında kağıt üzerinde devlet eliyle gasp edilmiş görünmüyor. Yani devlet tarafından sermayeye gasp ettirilmiş. Ve 83'ten çok önce başlayan bir süreç bu. Ve de yani Tuzla'daki kentsel dönüşümün bir parçasına kurban gidiyor ilk olarak aslında. Yani 80'de oraya tersaneler kurulmaya başladığında ciddi bir ransal dönüşüm gerçekleşiyor. Ve de özellikle Ankara'dan bürokratların, askerlerin milyon dolarlık villaları yapılmaya başlıyor çevreye. Ve ilk olan şey zaten o kampın etrafının villalarla çevrilmeye başlaması ve o villalarda oturan insanların ilk önce şikayetleri, ufak ufak tehditleri, rahatsızlık vermeleri başlıyor. Yani biz burada bir Ermeni yetimhanesi istemiyoruz gibi. Dolayısıyla oldukça sınıfsal da bir dönüşüm Tuzla'da gerçekleşen. Ve de yani tehdit zaten oldukça ciddi bir toplumsal karmaşa dönemi 80 öncesinde tam. Yanılmıyorsam 79'da bu tehditlerin artık zirve yaptığı bir noktada kampı kuran çocuklarla beraber Hrant Güzelyan, Baron Güzelyan diye filmde bahsedilen vuruluyor kampın içerisinde. Ve daha sonra da sen Ermeni militan yetiştiriyorsun diyerek hapse atılıyor. Hapiste de biz seni salacağız ama gideceksin. Yurt dışına kaçacaksın gibi bir pazarlıkla. Yani ben hep bu arada bana anlatılanları anlatıyorum size. Yani hep sözlü tarih bilgileri bunlar. Gideceksin deniyor ve o da kaçıyor. Ve zaten işte 79'dan sonra Hrant Dink, Rafael Dink ve arkadaşları sahip çıkıyorlar yetimhaneye ve tamamen kendi imkanlarıyla sahip çıkıyorlar. Gerçekten orada inanılmaz bir emek ve çaba var ve 83'e kadar da bir şekilde yaşatıyorlar ama artık 83'te maddi yetersizlikler dolayısıyla ve de bu yani aslında bir mahkeme emri var kampın boşaltılmasına dair ama hani Rakel Dink'in bana anlatmış olduğu yani kimse bize çıkın da demedi diyor ama bir şekilde maddi olarak artık bu gönüllü çabayla da biraz sürdüremediği için mecburen de biraz bırakılıyor. Artık tabii çok fazla taciz, tehdit vesaire de var. Ve bu 79'da başlayan süreçte bir Ermeni Vakfı'nın, Kamp Ermeni'nin kurulduğu arsayı alırken böyle birkaç dönümü kalmış arsanın. Toprak sahibi de demiş ki, ya tamam neyse onu da siz alın kullanın. Ama tapu üzerinde arsa bölünmüş. 79'da bir kişi tapu birleştirme davası açıyor. Yani o Ermeni Vakfı'na ait olmayan birkaç dönüm arsa ilk önce sahibinden satın alıp daha sonra tapu birleştirme davası açıyor. İlk önce kampın tapusu iptal ediliyor. Tabii bütün bunlar aslında yani devlet eliyle yapılan şeyler ama devlet eliyle sermayeye yaptırılan şeyler. Ve de hani bir millileştirme meselesinin yanı sıra aslında çok ciddi bir ransal dönüşüm ve Tuzla'daki aslında bir soylulaştırma projesinin de yani şu an İstanbul'un birçok yerinde devam etmekte olan
aslında bir dönüşümün de kurbanı. Kamparlan bir yanıyla. Teşekkür ederim. Sorular varsa soru alabiliriz. Çünkü senaristlerinden ve proje danışmanlığını yapan Garabet Bey sanırım gecikecek ve kimsenin de vaktini almak istemeyiz tabii. Sorular varsa isterseniz soru alalım. Yok galiba. Çok teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler.